Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Üzüm asması nasıl budanır, ne zaman budanır ve budama esnasında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Bu konuları anlattığımız, uygulamalı örnekler verdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videolar oluşurken gerçekten büyük bir emek harcıyoruz ve zaman harcıyoruz. Aynı zamanda büyük bir özveriyle sizlere doğru bilgileri, doğru uygulamaları aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu emeklerin karşılığında videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmezseniz bizi memnun etmiş olursunuz. Bu açıklamaları yaptıktan sonra isterseniz yavaş yavaş videomuza başlayalım. Öncelikle budama işleminde kullanılacak cihazlarımızı, aletlerimizi tanıtalım size. Şimdi öncelikle şöyle bir desteremiz var ve şöyle bir bağ makasımız var. Ve yine veterinerlerden bulabileceğiniz bir dezenfektan ürünü var. Yine bir aşı macunu var. Eğer ki kalın gövdeleri kesmek icap ederse kalın yaraları kapatmak için aşı macunu kullanacağız. Şimdi bu metal aletleri dezenfekte ederek işlemimize başlayalım. Bakın, bu metal aletlerimizi de bu şekilde temizledik. Buradaki maksat nedir arkadaşlar? Buradaki maksadımız şu: bu metal parçalar üzerinde herhangi bir bakteri ya da mikrop var ise buradaki birazdan yapacağımız budama sonrasında buradaki üzüm asmalarına bulaşmasını engellemektir. Bu işlemi yaptık. Dediğimiz gibi gerekirse aşı macunu da kullanacağız. Öncelikle arkadaşlar, size üzüm budaması hakkında çeşitli bilgiler vermemiz gerekir. En çok merak edilen soru şu: üzüm asması ne zaman budanır? Üzüm budama zamanı hangi aydır? Bunlar en çok merak edilen konulardır. Hemen hızlıca bu konulara açıklık getirelim. Eğer ki siz kışın şiddetli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, don olayları riski görülen bir yerde yaşıyorsanız, siz arkadaşlar Şubat ve Mart ayları içerisinde, Şubat'ın sonu gibi, Mart'ın başı gibi bu işlemi, budama işlemini yaparsanız en uygun zamanı seçmiş olursunuz. Ama kışın şiddetli geçmediği yerlerde, Akdeniz, Ege bölgesi gibi, Marmara bölgesi gibi, Karadeniz'in denize yakın yerlerinde olduğu gibi don olayı riski yoksa, herhangi bir vakitte de bu işlemi yapabilirsiniz. Hangi herhangi bir vakitte? Bitkiler yapraklarını döktükten sonra. Asmalar yeşilken kesinlikle budanmaz arkadaşlar. Bitki sonbaharda yaprağını dökecek, tamamen kuru bir dal haline gelecek. O zaman herhangi bir vakitte bu budama işlemini gerçekleştirebiliriz. Ve yeniden uyanmadan bu işlemi yapmamız gerekir. Arkadaşlar, üzümün türüne ve cinsine göre hafif farklılıklar olsa da üzüm budamalarında hemen hemen aynı kabataslak işlem uygulanır. Yani bir uzun çubuk bırakılır, bir de kısa çubuk bırakılır. Uzun çubuk bazı türlerde 10-12 göz, bazı türlerde 7-8 göz, hatta 4-5 göz şeklinde bırakılabilir. Kısa çubuklar da 2 göz veyahut da 3 göz şeklinde bırakılması gayet uygundur. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın, şimdi bu bizim ana gövdemiz. Ana gövdenin rengi diğer yeni bir yıllık sürgünlere göre rengi daha koyudur. Ve böyle kabuğundan da anlaşılır eski ana gövde olduğu. Şimdi bunun üzerinden çıkan, geçen sene çıkmış olan sürgünler var. Bakın, bunların hepsi bir yıllık sürgünler. Bu bir yıllık sürgünlerin içerisinde kimisini uzun keseceğiz ve bu uzun sürgünler 12-13 göz veya bazı türlere göre 5-6 göze kadar kısaltılıp uzatılabilmekte. Bir tane uzun çubuk bırakacağız. Buna bayrak adı verilir. Yanına bir tane de kısa çubuk bırakacağız. Buna da çivi, yedek veyahut da ırgat atları verilir. İsimler çok önemli değil arkadaşlar. Mantığı kavrayın: bir uzun çubuk, bir de kısa çubuk bırakacağız. Ne kadar uzun çubuk bırakırsak o kadar da kısa çubuk bırakacağız. Bu mantığı kavrarsanız sorun yok. Ana gövde üzerinde bir uzun, bir kısa. Şimdi arkadaşlar, budama zamanıyla ilgili şunu da söyleyelim. Eğer ki siz
don riski hala geçmemişse, yani hava tekrar bozma ihtimali varsa, erkenden budama yaptığınız takdirde budama sonrasında çubukta hızlı bir şekilde uyanma isteği ortaya çıkar. Siz gelecek günlerde hala don riski, aşırı soğukların gelme riski var ise erken budamayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şubat geçtikten sonra, Şubat'ın sonlarına doğru veyahut da Mart'ın başlarında bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ama biz Akdeniz bölgesindeyiz ve don riski kesinlikle yok. Bundan dolayı da herhangi bir vakitte bu işlemi yapabiliriz. Biz şu anda Ocak ayı içerisindeyiz. Bu çekimlerimizde Ocak ayı içerisinde yapıyoruz. Ve size bazı örnekler göstereceğiz arkadaşlar. Ocak ayı içerisinde olmamıza rağmen çubukların uçlarındaki bazı gözler uyanmaya başlamış. Artık bu çubuk ne diyor arkadaşlar? Beni buda diyor. Eğer ki budamazsan ben uyanacağım ve budanmamış bir şekilde uyanan çubuklar da verimsiz ve gösterişsiz üzüm salkımları olur. Niye? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bakınız bu çubukların şuralarda gözleri var. Şuradan bir tanesini örnek seçelim. Bakın gözdür. Göz. Bu şekilde bir zayıf dalın üzerinde bile 8-10 tane göz var. Bu ne demektir? Her bir gözden bir sürgün çıkma ihtimali, her çıkan sürgünde de belki 4-5 tane salkım çıkma ihtimali demektir. Eğer ki siz bu çubuğu budamazsanız, bu asmayı budamazsanız, bu bitkiye taşıyamayacağı bir yük yüklemiş olursunuz. Yani siz 1000 kilo yükü taşıyabilir misiniz? Taşıyamazsınız. En fazla taşısanız 100 kilo yük taşıyabilirsiniz. Bunu da eğer ki budama yapmadığımız takdirde 1000 kiloluk yükü, üzüm yükünü bu asmaya yüklemiş oluruz. Böylesi durumda meyve evet çok olabilir ama gösterişsiz küçük küçük salkımları olan, küçük taneleri olan üzümler elde edersiniz. Ve o da hiçbir işe de yaramaz. Ne yenmeye gelir, ne sofraya konmaya, ne de satmaya. Ancak belki işte sirke yapımında veyahut da pekmez yapımında kullanabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde satmak için veyahut da sofrada kullanılmaz. Küçük salkımlar. Ama siz bunu budadığınız zaman ve bitkinin üzerindeki yükü hafiflettiğiniz zaman daha hızlı ve daha gür sürgünler çıkar. O sürgünlerden de çok kuvvetli salkım oluşumu ortaya çıkar. Ve bundan dolayı da gösterişi, verimi, tadı, lezzeti harika, yenilesi bir üzüm elde etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar size bir örnek. Bakın burada Ocak ayı içerisinde kendiliğinden yeşermiş bir göz var. Eğer ki siz budamayı yaptınız, bitki uyanmaya başladı, böyle hafiften gözler oluşmaya başladı, sürgünler çıkmaya başladı. Ama havanın gidişatı kötü, gelecekte don riski var ve ben bu bitkinin erken uyanmasını istemiyorum. Çünkü erken uyanırsa dona maruz kalacak, bitki ya kuruyacak veyahut da hiç meyve vermeyecek. O zaman ne yaparım arkadaşlar? En uçta uyanmaya başlayan sürgünün altından kestiğim zaman bu bitki daha geç uyanacaktır. Belki bir hafta, belki 10 gün, 2 hafta daha geç uyanacaktır. Bitkiyi tabiri uygunsa biraz köreltmiş oluruz ve daha geç uyanmasını sağlamış oluruz. Bunu da bir bilgi olarak söyleyelim. Şimdi arkadaşlar budamadaki mantık şudur. Öncelikle siz bu budamayı niçin yapıyorsunuz? Üzüm budamasını niçin yapıyorsunuz? Bir yer kütüğümü oluşturmaya çalışıyorsunuz veyahut da üzümü bir yere mi ağdırmaya çalışıyorsunuz veyahut da üzümü bir yerden böyle uzun boylu uzatıp bir yere ulaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Bunların hepsi için ayrı ayrı budama metotları ve yöntemleri vardır. Şimdi bizim üzümlerimiz arkadaşlar böyle bir yere ağdırılmış. Yani sabit kordon adı verilen bir ağdırma şekliyle biz üzümlerimize bakıyoruz. Şimdi şuraya gelelim. Şurada bir şey göstereceğim size. Bakın buradan böyle boylu boyuna aşağıya doğru giden bir üzümümüz var. Şimdi
Ben bu yüzümü bir yere ulaşmasını istiyorum. Mesela buradan böyle dolanıp gelip buraya gelmesini istiyorum. O zaman ben bu asmayı, bu çubuğu nasıl budayacağım? Bakın aynı bu şekilde olduğu gibi hiç göz bırakmadan ne bayrak, ne yedek, ne çivi, uzun, kısa çubuklar bırakmadan böyle tamamen tıraş edeceğim. Ve buralardan gözler var, buralardan yeni sürgün çıkacak. Bunlara da hemen çıkar çıkmaz elimle keseceğim veya işte kıracağım. Amacım ne? Amacım şu üst taraftaki, bakın bu arada şuraya kadar kurumuş. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Yeşil canlılık devam ediyor. Yakın bir zamanda şuradan göz çıkacak ve bu göz bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Niye? Benim amacım bunu bir yere ulaştırmak ya. Mesela siz yere üzüm diktiniz, iki katlı eviniz var, ikinci katın terasına çıkartacaksınız. Hızlı bir şekilde oraya ulaşmasını sağlamak için buralarda çıkan sürgünleri elinizle kırdığınız zaman, bütün gücünü uç sürgününe verdiğiniz zaman hızlı bir şekilde uzar, büyür gider ve ulaşacağı yere hızlı bir şekilde ulaşmasını siz sağlamış olursunuz. Ve buradan çıkacak olan sürgünde de yine sağa sola kol atmaya başlayacaktır. O kolları yine kestiğiniz takdirde uzun boylu bir şekilde büyümesini sürdürecektir. Evet, bu açıklamaları yaptıktan sonra yavaş yavaş artık işlemimize başlayalım. Şimdi bakınız arkadaşlar, şurada bir uzun dal var, şurada da bir kısa dal var. Biz buradan 4 veya 5 tane göz bırakacak şekilde çubukları kesmeye başlıyoruz. Bakın burada 5-6 tane göz var, şurada da 2-3 tane göz var, bu yeterlidir. Şurada yine 5-6 tane göz var, şuradan kestik. Bakın şöyle, şurası kurumuş yerler. Şu kurumuş yerleri de budama esnasında çubuktan uzaklaştırmak gerekir. Şurayı da yine keselim. Şöyle kısa sürgünleri kesinlikle bünyede tutmamaya çalışmak lazım. Çünkü niye? Bu zaten zayıf bir sürgün. Sürememiş. Yani zayıf. Eğer ki siz bunu gövdenin üzerinde tutarsanız yine buradan zayıf sürgünler süzecek ve zayıflık devam edecektir. Bünye üzerindeki zayıf olan yerleri keserek uzaklaştırmak gerekir. Bakın şimdi şurada bir tane uzun var. O zaman şunu kısa kesiyorum. Bir uzun, bir kısa. Şu mesela şu uzun kalsın, şu da kısa kalsın. Yine bakın burada da bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu hemen şimdi azaltıyoruz. Bakın arkadaşlar, şurası kurumuş. Her ne sebepten dolayı kurumuş ise kurumuştur. Çeşitli sebeplerle kuruyabilir. Yani bu rüzgardan, güneşin yakıcılığından, rüzgarın kurutuculuğundan veya başka hastalık sebebiyle, mesela dal kanseri olmuş olabilir. Bu tamamen kurumuş. İlk öncelikli işimiz böyle kuru dalları veya kurumuş yerleri bünyeden uzaklaştırmaktır. Şimdi arkadaşlar bakınız, şurada bir tane kısa sürgün var, bir tane de uzun sürgün bıraktık. Şu kısa olan yedek de denilir buna, önümüzdeki sezonun sürgünüdür. Önümüzdeki sezon buradan iki tane veya üç tane sürgün çıkacak. O sürgünlerden de birisini kısa,
birisini uzun bırakacağız. Yine önümüzdeki sezona hazırlık yedeğidir bu. Şu ise uzun olanı ise bu sene verim alacağımız çubuktur. Buralardan, şu gözlerden yeni sürgünler çıkacak ve bu sürgünlerden kaliteli güzel meyveler elde edeceğiz. Mümkün mertebe bu seneki verim sürgünlerini kalın ve gösterişli olanlardan seçmelisiniz. Önümüzdeki sezon için bırakacağımız yedekler nispeten daha ince olabilir. Ama onları da yine kalın bırakmaya çalışmak lazım. Bir, iki göz, bir de burada üç göz var, yeterlidir. Evet, buna da dikkat edelim. Bu önümüzdeki sezon için, bu da bu sezon için gerekli olan çubuk parçalarıdır. Üzüm budamanın zorluğu da üzüm ağdırdığınız yere göre değişir arkadaşlar. Biraz merdiven desteği ve tehlikeli yerlerde de bulunmak icap edebilir. Evet, şunu kısa, uzun kestik. Şunu da kısa kestik. Şuradaki kurumuş bölgeyi de çıkarttık. Şu uzun kalsın. Şu kısa, hatta bunu komple keselim çünkü bu kurumuş arkadaşlar. Evet, komple çıkardık. Zaten kuruyan dal hemen kendisini belleder. Rengi böyle koyu kahverengiye döner ve zaten çok böyle gevrek bir hal alır. Hemen fark edersiniz zaten. Buradaki sürgünler ne kadar kalın olursa, sizin bıraktığınız sürgünler ne kadar kalın olursa meyve tutumu ve meyve verimi de o kadar kaliteli ve güzel olacaktır. Bundan dolayı da kalın bir yıllık sürgünleri üzerinde tutmaya çalışın. Mesela bu ince, bunu verim sürgünü olarak bırakmamak gerekir. Bunu yedek olarak bıraktık. Bakın, şimdi şöyle şu araya bakın. Yani bu bitkiye yüklemiş olduğumuz yükü hafifletmiş olduk böylece. Demin ne kadar çok dalı budağı vardı, gözü vardı. Şimdi bayağı bir azalttık. Yani bitkinin üzerindeki yükü hafifletmiş olduk böylece. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Uzun verim sürgünü bıraktık bir tane. Bir tane de yedek sürgün bıraktık. Şunu da kökünden kestik. Şuradaki kuru sürgünleri tamamen kesiyoruz. Peki arkadaşlar, şunu diyebilirsiniz. Ya ben budama yapmasını bilmiyorum. Budama yapmam şart mı? Eğer ki siz üzümü sadece yaprağı için besliyorsanız, ben sadece yaprağını alayım, üzümü gerek yok, üzüm istemiyorum diyorsanız, budama yapmanıza gerek yok. Budamadan da kaliteli güzel bir yaprak elde edebilirsiniz. Ama eğer ki üzüm yemek istiyorsanız bu budamayı her yıl istisnasız olarak mutlaka yapmanız gerekir. Şu kurumuş kalın bölgeyi destereyle. Evet, bu arada
testereyle elimizi de kestik arkadaşlar. Bir nazar var sanki üzerimde. Bugünlerde sürekli bir sıkıntı yaşıyorum. Başıma bir şeyler geliyor. Ya kendi beceriksizliğimden ya da bir şeyler var, bilemiyorum. Bakın kanadı. Neyse, sağlık olsun. Bakalım işimizi bitirelim. Ondan sonra fasumanını yaparız. Bakın arkadaşlar, şuraya bakın. Bu tam kurumamış ama hafiften böyle bir hastalık başlamış. Böyle yerleri de çıkartmak gerekir. Çünkü yani kurumamış olsa bile yakında kuruyacaktır. Buradaki hastalık başka bölgelere de bulaşma ihtimali vardır. Böyle yerleri öncelikle çıkartıyoruz. Bir de arkadaşlar, eğer ki bu üzüm asmasını bir ağacınızın yanında bulunduruyorsanız, mümkün mertebe o ağacın üstüne çıkarttırmamaya çalışın. Çünkü ağacın büyümesine mani olur ve yeni sürgünler çıkartmasını engeller. Biz de sık sık, bakın hatta bir tane gösterelim size. Bu şekilde zeytinin üzerine çıkan üzüm asmalarını keseriz, gördüğümüz zaman keseriz hemen. Ama işte bakın, biz görmeden yine çaktırmadan ağacın tepesine çıkmış bir üzüm asması. Yani bu tarz ağaçların üstüne tırmanma eğilimi vardır. Bu da ağaçlara zarar verir orta vadede kesinlikle. Bir de hani mesela şöyle bir şey farz edelim ki bu buraya çıktı, ağaca tırmandı. Ağaçta bir hastalık veyahut da bir böcek var. Ağaçtaki zararlı çubuğa veyahut da çubuktaki zararlı ağaca geçebilir. Ondan dolayı da mümkün mertebe birbirleriyle temas ettirmemeye çalışmak lazım. Şöyle kökünden keserek. Arkadaşlar, umarım mantığını kavramışsınızdır. Son derece basit. Bir uzun bir kısa bırakıyoruz ve geçen sene de aynı şekilde böyle bir video çekmiştik. Komşumuzun bahçesinde bu uygulamayı gerçekleştirmiştik. Komşumuz çok memnun kaldı ve geçen sene hiç almadığı kadar üzüm almıştı asmalarından. Size de tavsiyemizdir. Bu şekilde üzümlerinizi budarsanız çok güzel verim alırsınız. Şimdi arkadaşlar, biz şöyle bir bu tarafa doğru üzüm ağdırmayı düşünüyoruz. Şu uzun kolun bir tanesini oraya göndereceğiz. Onun için şu bir tane ince olanı vardı, onu kestik. Bu ona göre biraz daha kalın. İlerleme potansiyeli ve performansı daha yüksek olacağından dolayı bunu tercih ettik. Şöyle bütün sağını solunu kesiyoruz. O tarafa doğru uzamasını istiyoruz. Bunu şuradaki tele bağlayacağız. Tele bağlayacağız ve bu şekilde buralara böyle ağdırmaya çalışacağız. Şu ince olanını da çıkarttık. Çünkü iki tane birden zor gider veyahut da gitmez. Bir tanesini çıkarttık, bir tanesi kalacak. Şunu çıkarttık. Bu
Üzüm asması aynı zamanda tavuklar için de çok güzel bir yiyecek. Hem üzümün kendisini yiyorlar, kavga etme, şşt, hem de üzümün yaprağını yiyorlar. Böyle fazla çıkan kolları arada bir kesip tavuklarımıza veriyoruz. Çok güzel bir yeşillik katkısı oluyor onlar için de. Şurada bir yoğunluk var, bu yoğunluğu seyretmemiz gerekiyor. Bakın, şu kısa, şu da uzun olsun, şunu da çıkartalım. Şu bizim öbür tarafa göndermeyi düşündüğümüz şeydi, buna dokunmuyoruz. Ama şunu kesiyoruz. Bakın arkadaşlar, biz bunu uzun o tarafa göndermeyi düşünüyoruz ya, buradan daha ileriye doğru bir sürgün çıkmış. Biz eğer ki bunu kesmezsek, bu fazla büyüyemez. Onun için bütün gücün şuna gitmesini istediğimizden dolayı bunu buradan çıkartacağız. Biraz tırnaklı kestim. Özellikle tırnaklı kestim. Burası bir miktar geriye doğru kuruma yapabilir. Yaptıktan sonra bu kuru alanı da keseriz ve bütün güç o tarafa doğru gider. Arkadaşlar, eğer ki siz bu üzüm asmasını çoğaltmak istiyorsanız ne yapacağız? Şurada bakın göz var. Göze yakın bir yerden keseceğiz ve götürüp toprağa dikeceğiz. Şimdi toprağa takalım bunu. Evet. Toprağın altında 4 veya 6 tane göz var. Bu kadar falan içeriye girdiğine göre 4 veya 6 tane göz var. Burada da 1, 2, 3. gözü gereksiz görüyoruz. 2 göz de toprağın üstünde kalacak şekilde şurayı da aşı macunu ile kapattığımız takdirde hemen onu da gösterelim size. Şu şekilde aşı macunu ile. Aşı macununuz yoksa kapatıcı olarak sakız, hamur veya mum kullanabilirsiniz. Veya yakıcı olmayan silikon da kullanabilirsiniz. Bakın bu buradan yakın bir zamanda şuradaki gözlerden filiz verecek ve toprağın içerisindeki gözlerden de kök çıkartacak ve kök salınımı gerçekleştikten sonra da böylece yeni bir üzüm asmamız olmuş olacak. Bu ne zaman yapılır arkadaşlar? Bu aynı işte budama zamanında. Ne zaman budadınız, budar budamaz hemen çıkan yeni taze sürgünlerden toprağa taktığınız zaman veya işte yere, normal bir bahçenizin içerisine veyahut da bir saksıya bu işlemi yaptığınız takdirde çok büyük bir ihtimalle tutacaktır. Yeter ki suyunu vermeyi, toprağın nemini muhafaza etmeyi ihmal etmeyin. Bakın arkadaşlar, bunun gibi kalın kesik yerler bir süre ağlama yapabilir. Yani bakın zaten şu anda bir elimize bir sıvı çıkıyor. Bakın. Bir iki gün böyle buradan bir terleme veyahut da ağlama yapabilir. Bu işlem bittikten sonra, 1-2 gün buna müsaade ettikten sonra böylesi kalın yerleri aşı macunu veyahut da su tut ile kapatmakta fayda var. Bakınız arkadaşlar, elimdeki o sıvı oldukça yapışkan bir sıvı, buradan çıkan sıvı. Bu normaldir, bu ağlama terleme yapması normaldir. 2-3 gün boyunca bunu yaptıktan sonra kapatma uygulamakta fayda var. Yani siz budama yaptıktan sonra bu şekilde sıvı çıktığını gördüğünüzde aklınıza kötü bir şey gelmesin. Acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? Bitkiye bir şeyler oldu falan diye aklınıza gelebilir. Hiç öyle bir şey gelmesin. Bu normaldir. Bir miktar terleme yaptıktan sonra bu işlem sona erecektir. Bu şekilde kalın gövdeli yerleri kapatırsınız ama şu şekilde ince yerleri kapatmanıza gerek yoktur.
Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda üzüm asmaları nasıl budanır, yer asması değil de böyle bir tarafa ağdırılacak olan üzüm asmaları nasıl budanır örnekleriyle uygulamalı olarak sizlere göstermeye çalıştık. Üzüm budaması ile ilgili bilinmesi gereken temel bilgileri sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalıştık. Bizim maksadımız bahçesinde bir iki tane üzümü olan, üzüm asması olan insanlar için hazırladığımız bir videodur. Kapama bahçeleri olan profesyoneller için değil, sadece amatörler için ve kendi imkanları ile, kendi bağ makası ile kendi üzümünü budayacak olan kişiler için rehber bir video hazırlamaya çalıştık. Ufak tefek eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Bazı konularda sizin daha doğru bildiğiniz, bizim eksik bildiğimiz yerler, yönler olabilir, yanlış bildiğimiz yerler olabilir. İyi bilen arkadaşlarımız da bize destek amacı ile yorum bölümüne eksikleri katkı şeklinde bizlere sunarlarsa biz de memnun oluruz. Daha doğru bir bilgiye insanları ulaştırmış oluruz böylece. Evet, bu açıklamaları yaptıktan sonra videomuzu kapatalım. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir bahçe işleri ve ağaç bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.